Nicholas Barkley sarsıcı bir hikayenin baş kahramanlarındandı. Başına gelenler ve sonrasında açığa çıkan sırlar tüm dünyayı şok etmişti. Nicholas Barkley Texas'ta yaşıyordu. Henüz 13 yaşındaydı. İddialara göre asi bir gençti. Okulda birçok olaya karışmıştı. Hatta annesi bile bazı zamanlar kendisine şiddet uyguladığını söylemişti. Markete zorla girmek, ayakkabı çalmak ve öğretmenini tehdit etmek gibi suçlardan mahkemesi vardı. Nicholas'ın bu kötü özelliklerinin yanında iyi bir yönü de vardı. Kendisi basketbola karşı büyük bir tutku besliyordu. Boş vakitlerinin tamamını arkadaşlarıyla basketbol oynayarak geçiriyordu. 13 Haziran 1994 tarihinde arkadaşlarıyla basketbol oynamak için evden ayrıldı. Bu, Nicholas ve ailesi için çok rutin bir olaydı. Nicholas'ın her zaman yaptığı bir aktiviteydi. Fakat 13 Haziran 1994 tarihinin onlar için aslında çok kara bir gün olduğu akşam saatlerinde anlaşıldı. Evden ayrılan Nicholas bir daha geri dönemedi. İddialara göre olay günü evi aradı ve abisine annesinin gelip kendisini almasını söyledi. Ama abisi bunu kabul etmedi ve uyuyan annesini kaldıramayacağını söyledi. Nicholas'a ne olduğu sorusu uzun bir zaman cevapsız kaldı. Tam 3 yıl 4 ay boyunca kendisinden hiçbir haber alınamadı. 7 Ekim 1997'de Nicholas hakkında çok esrarengiz bir iddia ortaya atıldı. İspanya'daki Linares eyaletinde yaşayan bir adam polisi arayarak Nicholas'ın Linares'te olduğunu söyledi. Polise yıllardır organize suç örgütü üyeleri tarafından işkence gördüğünü, bu yüzden kaçtığını anlattı. Adama göre Nicholas şu an okyanusun diğer tarafındaki İspanya'daydı. Peki bu nasıl olabilirdi? Sorunlu bir adam polisle dalga mı geçiyordu? Yoksa gerçekten Nicholas İspanya'da mıydı? Durum Nicholas'ın ailesine bildirildi. Olayı öğrendikten sonra şok geçiren aileden bir isim hemen İspanya'ya gönderildi. İlk uçakla İspanya'ya giden isim Nicholas'ın ablası Kerry oldu. Kerry uzun bir yolculuktan sonra İspanya'ya ulaştı. Nicholas olduğu iddia edilen kişiyle görüştü. İşte o an Kerry'den belki de hiç kimsenin beklemediği bir cevap geldi. Kerry'e göre bu genç adam Nicholas'tı. Gördüğü insanın Nicholas olduğunu teşhis etti. Kerry ve Nicholas hemen İspanya'dan ayrılıp Texas'a uçtular. Kerry ve kardeşi Amerika'ya ulaştığında herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gelen çocuğun Nicholas'ta hiçbir benzerliği yoktu. Esmer tenli, koyu kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü biriydi. Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyordu. İddia ettiğine göre fiziksel özellikleri kimyasal maddeler kullanılarak değiştirilmişti. Aksanı ise uzun yıllardır Avrupa'da yaşadığı için değişmişti. Bütün bu mantıksız iddialara rağmen ablası Kerry onun kardeşi olduğuna emindi. Yine çok gariptir ki ailesi de onun Nicholas olduğuna kesin gözüyle bakıyordu. O yıllarda bu esrarengiz olay medyanın bir hayli ilgisini çekti. Başka bir ülkede bulunan çocuk başlığıyla ana akım medyada fazlasıyla yer buldu. Yaşanan garip hadise bir anda herkes tarafından konuşulan bir olay haline gelince hükümet ve özel dedektifler de olaya dahil oldu. Amaç bu esrarengiz durumu bir netliğe kavuşturmaktı. O yüzden bir takım testler uygulanması gerekiyordu. Tüm ısrarlara rağmen ailesi ve Nicholas olduğunu söyleyen kişi gönüllü olarak kan vermeyi ve parmak izi alınmasını reddetti. Genç kendinden emin bir şekilde Nicholas Barkley olduğunu söylüyordu. Gizemli çocuk 5 aya yakın bir süre Nicholas Barkley olarak ailenin evinde yaşadı. 4. ayın sonunda 1998'in Şubat ayında FBI mahkeme kararıyla çocuğa DNA testi yaptırdı. Sonuç beklenildiği gibiydi. Nicholas Barkley olduğunu iddia eden kişi Nicholas değildi. Kendisi 23 yaşındaki Fransız Frederick Bourdin'di. Bourdin birçok kez kılık değiştirmişti. Avrupa'da işlediği onlarca suç yüzünden Interpol tarafından aranıyordu. Artık her şey apaçık ortadaydı. Buna rağmen ilk başlarda suçunu itiraf etmedi. Uzun süren sorgular artık daha fazla dayanamayacağını anladığı anda tüm suçlarını itiraf etti. Kayıp Çocuklar Merkezi'nden Nicholas'a dair tüm bilgileri aldığını söyledi. Öyle ki Nicholas'ın vücudundaki dövmeleri bile birebir yaptırmıştı. Ardından Nicholas'ı tanıdığını söyledi. Daha sonra Nicholas'ın öldüğünü, elinde kanıtların olduğunu öne sürdü. En sonunda ise Nicholas'ı tanımadığını, olay hakkında bilgisi olmadığını, yalan söylediğini itiraf etti.
nasıl oldu da bir aile kendi evladını tanımadı? Olaydan sonra Frederick Bourdin, Nicholas'ın ailesi tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bu yüzden Frederick'i evlatları olarak teşhis etmişlerdi. Olayın duyulmasını istemiyorlardı. Yıllar sonra FBI bu şüpheli kaybolma olayı hakkında soruşturma açtı. Fakat delil yetersizliği nedeniyle dava sonuçlanamadı. Frederick Bourdin, pasaport dolandırıcılığı, yalan yere yemin etmek ve Nicholas'ın ailesine verdiği zararlar yüzünden San Antonio Federal Mahkemesi tarafından suçlu bulundu ve 6 yıl ceza aldı. Frederick Bourdin, Fransa'da Bukalemun lakabıyla tanınıyordu. Yüzlerce insanın kılığına girmiş ve dolandırıcılık yapmıştı. Özellikle genç yaştakilerin kılığına girip zengin ailelerin yanında yaşıyordu. Kılına büründüğü insanlardan sadece 3 tanesi Nicholas gibi gerçekten kayıp olan insanlardı. Fransa'da doğmuş ve aşırı ırkçı olan dedesi tarafından büyütülmüştü. Babası Cezayirli bir göçmen olan Kaci, annesi ise safkan Fransız bir isim Gisla'ydı. Annesiyle babası bir fabrikada tanışmış ve henüz evlenmeden Frederick Bourdin'i kucaklarına almışlardı. Frederick doğduktan kısa bir süre sonra babası onu terk etti. Henüz 18 yaşında olan annesi zor şartlarda oğlunu büyütmüş ve 5 yaşında Frederick'in dedesinin yanına taşınmıştı. Frederick'in karakterine en büyük etkiyi dedesi yaptı. Arap karşıtlığı yüzünden kendi torununa ve kızına işkenceler yapıp hayatlarını zehir etti. Frederick'in annesi de normal bir insan değildi. Babasından gördüğü şiddet yüzünden ruh hali çok dengesizdi. Bu yüzden o da Frederick'e yıllarca fiziksel şiddet uyguladı. Dedem, annemin Cezayirli bir adam tarafından hamile kaldığını öğrenince hemen kürtaj olmasını istemiş. Yani ben daha doğmadan benden kurtulmak istemişler. Dedeme göre Arapların hak ettiği tek şey nükleer bombaydı. Cezayir asıllı olduğu için Frederick'in çevresindeki çocuklar da onunla arkadaşlık etmiyorlardı. Anneleri Frederick'i kötülüyor, uzak durmalarını istiyordu. Frederick 8 yaşına kadar komşusunun tacizine uğramış, 12 yaşındayken evden ayrılmış ve başka bir yerde yaşamaya başlamış. 16 yaşına geldiğinde oradan da ayrılıp başka bir eve geçmiş. Hiçbir yerde aradığı mutluluğu bulamayınca otostopla Paris'e kaçmış. Frederick verdiği ifadede hayatımda her gün, her hafta, her ay tek amacım oldu. İnsanların bana bakmasını sağlamak. Frederick'in kendine ait kırmızı çizgileri vardı. Çalmaktan hoşlanmıyordu. Kimseyi para için kandırmadığını söylüyordu. Hiçbir zaman devleti dolandırmadı ve hep otostop yaptı. Ona göre istediği tek şey onu sevecek sıcak bir yuva bulmaktı. Nicholas'ın yerine geçmeden önce Bulgaristan, Almanya, Danimarka, New York ve İsveç'e kadar Mark isminde birinin kılığında dolaştı. Amerikan konsolosluğundaki görevli durumu fark edince Frederick'i tutukladılar ve Paris'e gönderdiler. O olaydan sonra Frederick, Nicholas kılığında Amerika'da yakalandı. Hayali Amerika'da yaşamaktı. Nicholas'ın ailesiyle birlikte güzel bir hayat yaşayacağını düşünüyordu. Ortada sorunlu bir aile vardı. Bu Frederick'in istediği bir hayat değildi. Frederick cezası bittikten sonra Fransa'ya sınır dışı edildi. Ama insan kılığına girmekten vazgeçmemişti. İlk olarak 1996 yılından beri kayıp olan 14 yaşındaki Leo Boli isimli çocuğun yerine geçti. 2004 yılında İspanya'da Espinoza ailesinin bir ferdinin kılığına girdi. 2005 Haziran'da trafik kazasında ölen 15 yaşındaki Francisco Fernandez'in kılığında görüldü. Hepsinde polis tarafından suçüstü yakalandı. 8 Ağustos 2008'de Isabel ismindeki Fransız bir kadınla evlendi. Frederick'in bu evlilikten 3 tane evladı oldu. Daily Mirror'ın haberine göre Frederick Bourdin artık hiç kimseyi taklit etmeyeceğini söyledi. Frederick Bourdin'in ilginç hayatı yıllardır Avrupa ve Amerika tarafından konuşuluyor. Efsane haline gelen hikayenin baş kahramanı sözünü tuttu ve artık insanları taklit etmeyi bıraktı. 2010 yılında Fransız yönetmen ve senarist Jean-Paul Salomé, Nicholas Barkley'in hayatını kurgusal bir senaryo ile anlattı. The Imposter ismindeki film belgesel ve biyografi tarzında çekildi ve Türkçe'ye Hayat Avcısı ismiyle uyarlandı. Filmde hem Frederick Bourdin'in hem de Nicholas Barkley'nin gerçek ailesinin röportajları var. Ek olarak filmde hem gerçek hem de kurgusal sahneler bolca mevcut.